Evet canlar, hepinize merhabalar. Gündüz görüşmüştük ama bugün akşam tekrar görüşüyoruz sizlerle. Bugün kendime bir güzellik yaptım ve bindim, hazırlandım. Eğlenmeye karar verdim. İnşallah telifsiz şarkılar buluruz. Sizlere de türkü ziyafeti çekebilirim. Evet, dediğim gibi burası sahibi 35 senelik neredeyse arkadaşım. İşletme müdürü 20 senelik arkadaşım. Manzarasına bayıldım. Genelde buraya daha yakın bir mekana geliyordum. Diğer tarafındaki mekanlar da gece çok geç saatlere kadar açık. Tek başıma geldiğimde rahat eğlenemem diye düşündüğüm için aslında çok fazla dışarıya çıkmıyorum akşamları. Ama sevgili dostumu görünce mekanda buraya gelmeye karar verdim. En azından gönül rahatlığıyla eğlenirim. Manzarası zaten müthiş. Eğlenceye geçmeden önce bir kahve içip önce manzaranın keyfini çıkarmak istiyorum. Daha sonrasında inşallah müzisyen arkadaşlarla da görüşüp en azından telifte sıkıntı yaşamayacağımız şarkılarla belki size de türkü ziyafeti çekeriz ama manzara ziyafeti çekeceğimden hiç şüphem yok. Evet, sevgili dostum da çıktı karşılamak için. Kendisini gördüm. Şöyle yavaştan gireyim. Bu gece evet Antalya Denizüstü restoranda gerçekten eğleneceğim. Hep diyordunuz yaşamana bak, geçmişi geçmişte bırak. Evet, bu akşam bunun ilki olacak galiba. Evet, düşmeden yavaş yavaş ineyim. Burada manzara, hava inanılmaz güzel. Geçen günde kısa bir bölüm zaten göstermiştim size buradan. Hem deniz kenarında oturup kahvemi içeceğim. Daha sonrasında rahatlıkla yemeğimi yiyebileceğim. Tek başıma da olsam sıkıntı yaşamayacağım bir mekan. Bunu o gün geldiğimde dikkat etmemişim. Cem Karaca. Deniz üstü köprü, hey canım, rinnanay rinna rinnanay, kayığa da binsem götürür, hey canım hey. Evet, ben gece erken başladım galiba. Evet, tam karşıda. Mükemmel bir deniz manzarası. Evet, balkonumuzda yer var mı sevgili dostum? Buyurun. Evet, sevgili Ayhan'cığım, benim yaklaşık 20 seneden fazladır dostum. Eğlencek oldun mu burası? Ayhan neredeyse ben oradayım. Evet. Tamam. Manzarayı da görebilme şansımız olur diye düşünüyorum. Evet, aslında bir akşam da size tam karşıdan çekim yapmak istiyorum. Ben kahvemi söyleyeyim, daha sonrasında tekrar görüşürüz. Evet, kahvem geldi. Gün batımında vallahi önce yemek dediler, dedim hayır, önce yemek istemiyorum. Önce şu güzel manzarada gün batımını seyrederken kahvemi içmek istiyorum. Yemeğimi daha sonra yerim diye düşündüm.
Evet, dediğim gibi bir gün size Hıdırlık Kulesi'nin oradan, yani tam şu karşıda şu an gözüken yerden fotoğrafı çekmek istiyorum. Oradan Antalya'ya bakış tamamen ışıklandırma. Evet, sevgili şefimiz Murat da burada. Merhabalar, bekleriz. Ben artık buranın müdavimi oldum. Haftanın 3 günü artık beni arayan galiba burada bulacak. Ailem de dahil olmak üzere. Daha önce bir üst tarafa gidiyordum. Ama orada bazen akşamları otururken tabii sıkıntı yaşayabiliyorsunuz tek başına. Burasının arkadaşlarımın olması benim için tabii çok büyük bir avantaj oldu. Evet, bu manzarada önce kahvemi içip ondan sonra yemeğimi yemek istedim. Ama dün eğer akıl etmiş olsaydım telif hakkı olmayan türkülerden belki akşam bir iki tane dinletebilirim diye düşünüyorum. Çünkü insanlar şey artık, kamera gördükleri zaman ışık tutulmuş tavşan gibi kaçıyorlar. Herkesin bir nutku tutuluyor, bir dili bağlanıyor. En konuşkan dediğim dayım dahi sesini çıkaramadı. Müzisyen arkadaşımız bir gelsin bakalım, bir konuşalım. İlerleyen saatlerde size inşallah bir iki tane de türkü dinletme şansım olur. Evet, ben şimdi kahvemin keyfini çıkarayım. Gerçekten tam huzur yeri. Ya böyle dalgaları aslında duyamıyorsunuz ama dalgaların falezlere o vurduğu hafif ses ve iyot kokusu. Geçen gün de söylemiştim. İyot kokusu beni inanılmaz derecede rahatlatıyor. Burası tam benlik oldu. Dediğim gibi rahatlığım herhalde artık 3 günü, 4 günü burada geçirecek gibi gözüküyorum. Evet, sonunda sevgili dostum ayağında masaya gelebildi. Evet canlar, biliyorsunuz hafta sonuna denk geldiği için şu anda dahi burası çok hareketli. Akşam bayağı kalabalık olacak diye düşünüyorum. Evet, dediğim gibi ayağım benim 20 seneden fazla dostum, arkadaşım. Ne zaman hangi mekana gitse gönül rahatlığıyla gidip eğlenebiliyorum. Burası dediğim gibi benim için çok iyi oldu. Ayhan burada, ben o gün ilk geldiğim gün yemek yemedim. Gerçi şimdi balık varmış, öğrendim, balık söyledim. Ne tarz yemekler var burada? Burada balık çeşitleri var. Somon, levrek, uskumru, palamut, çıpra. Balık çeşitleri, onlar da tavuk çeşitleri var. Tavuk rizola, kanat, tavuk şiş şeklinde et çeşitleri olarak. Hepsinden var. Yani kebap türü, her şeyi bulmak mümkün burada. Et, balık, karışık. Çok güzel. Hem gündüz çay kahve servisi var. Hem gündüzlere kafe hizmeti de var. O çok iyi ya. Var, sodamız var. Her akşam canlı müziğimiz var. Hem alakart hem fitmen uygulamamız var. Misafirlerimiz kendi alkolünü getirebiliyorlar. O çok iyi. Fitmen uygulamamızda 5 çeşit serpme meze, salata, kişi başı bir tane ızgara, ana yemek seçmeli, meyvesi, işte suyu, buzu, kişi başı 170 lira uygulamamız. Ne? 170 lira mı? 170 lira, evet. İnanmıyorum ya. O da ekonomik krizden dolayı mecburiyetten yükselttik. Ya Ayhan, şuraya biz biliyorsun, seninle burada karşılaşmadan önce ben şuraya yukarıya geliyordum çay kahve içmeye. Biz orada bile 3-4 tane çay içiyoruz, 80-90 lira şey veriyoruz. Uygulamamız. Hesap ödüyoruz. Ya. İşte benim sıkıntım neydi? Tek başıma gelip oturamıyorum diye. Bizde her insan tek çıkıp gelemiyordum. Ne zamandır da hani müzik dinlemek istiyordum. Evet, bayan misafir tek başına da çok rahatlıkla gelemiyor. Onu zaten biliyorum ya. O önceyi sağlıyoruz. O günün rahatlığıyla zaten geldim, oturdum. Evet. İnşallah dedim, hani müzisyen arkadaşlarla da bir samimiyetim yok. Onlar geldiğinde de konuşalım, inşallah kırmazlarsa bizi. İnşallah. Takipçilerime de şöyle bir iki tane türkü. Ama anonim türkülerden. Tabii ki. Sen de dinlemek istedin ama. Şimdi ben biliyorsun türkü okuyamıyorum. Şey var, zaten klavyede olduğu için çok rahat okuyabilirsin. Hani normalinde okurum ama kayda alamayacağız onu. Neden alamayacağız? Telif yiyorum. Anladım. Teliften dolayı beni çekemeyeceğiz.
Ama müzisyen arkadaşlarla bir konuşalım. Hani bana ben geldiklerinde öncesinde bir bakalım, burada telife girmeyen anonim türküler var. İllaki var. Benim okuyabileceğim tarzda bir şey varsa ben eğlenirken takipçilerim de benimle birlikte eğlensinler istiyorum. Tabii ki. Çünkü o kadar uzun zamandır işte bu benim üzüntülerimden, rahatsızlıklarımdan dolayı o kadar üzüldüler ki Ayhan. İşte çık, hiçbir şeyi düşünme, gez, eğlen, dolaş. Biliyorsun tek başıma da çıkamıyordum. O gün bak denk geldi, seni gördüm burada. Çok büyük şans oldu benim için. Her zaman bekleriz. İnşallah, ben balık söyledim bugün. Bugün balık yiyeceğim. Ama biraz daha böyle hava kararsın da diyorum. Balığımı içeride yiyeyim. Hem de müzik eşliğinde olsun. Evet, çünkü böyle denizi rahat rahat bir oturayım izleyeyim dedim. Hem seninle de epeydir görüşemiyoruz, bir muhabbet edelim dedim. Evet canlar. Çok teşekkür ederim. Tek başına, benim gibi tek başınaysanız ve eğlenmeye gelmek istiyorsanız, özellikle yurt dışından yazıyorsunuz, özellikle geçen gün yazmışsınız, evet. Beğendiğiniz manzara burasıydı. Antalya'nın neresi diye sormuştunuz. Burası Antalya. Orada evinin tam karşısında Barlar Sokağı'na inen yol üzerinde Deniz Atı Restoran. Deniz Üstü. Deniz Üstü Restoran. Çok affedersiniz. Girişte zaten biliyorsunuz Cem Karaca'nın satırlarını da okudum. Hatta şarkısını mırıldanarak girmiştim size içeriye. Evet, ben bu akşamın keyfini çıkarmak istiyorum. Birazdan zaten içeriye gireceğim. Aslanlar gibi dostum, arkadaşım da burada. Mekan sahibi de zaten dediğim gibi çok uzun yıllar öncesinden tanıdığım bir insan. Ben gönül rahatlığıyla geldim, bu akşam eğlenmek istiyorum. Evet, yemek saatinde sizlerle tekrar görüşürüz. Ama ben şu an hala fiyatların şokunu atabilmiş değilim. İnanılmaz uygun. Evet, biraz sonra yemek saatinde görüşmek üzere. Ben birazcık artık deniz üstünün keyfini çıkarmak istiyorum. Ay evet. Ayhancığımla da tatlı sohbetimizi yaptık. Can dostum benim. Dediğim gibi çok uzun yıllardır. Niye bu kadar sessiz? Evet, artık yavaş yavaş. Antalya'm ışıklanmaya başlıyor, karanlık çökmeye başlıyor. Aziz Allah şefa kendisine Allah'ım. Evet, ezan sesini duyunca Elif'cim sen mi yazmıştın Almanya'dan? Ezan sesini duyunca çok duygulandım diye. Kusura bakmayın ya, bazen yorumları kim hangi yorum yazmıştı unutuyorum. Ama muhtemelen Elif Hanım'dı diye düşünüyorum. Evet, gündüz ayrı güzel, gece ayrı güzel dediğim Antalya'm. Ay hilal. Ben aynı zaman hilal olsa her zaman dilek dilerim. Şu an içeride hareket başladı ama ben hala hazırda burada balkon. Yükümü sürmekle meşgulüm. Evet, burada aslında oturup tek başına. Akşam oldu, hüzünlendim ben yine. Okumak lazım galiba. Evet, sormuşsunuz. Bu yol direkt yat limanına iniyor. Buraya bayıldım. Ben her gittiğim yerde yaşamak istiyorum zaten. Yeşillik yerde yaşamak istiyorum. Deniz kenarında yaşamak istiyorum. Her yerde yaşamak istiyorum. Yurdumun her yeri ayrı bir güzel. Ama deniz kokusu ayrı bir güzel. Evet, ben de birazdan içeriye girip yavaş yavaş meselelere bakıp ama biraz daha buranın keyfini çıkarmak istiyorum, balkonun. Evet, bu yan taraf komple üst üste barlardan oluşuyor. Yaklaşık 10 tane bar var.
Ama dediğim gibi ben tek başıma çok sahne aldım yıllarda, biraz daha rahat çıkıyordum. Mekan sahiplerini tanıyordum. Gerçi şimdi de tanıyorum ama yine de biraz çekimser davranıyorum. Yanımda bir eşim, dostum olmadıktan sonra burası benim için biçilmez kaftan oldu. Evet, dediğim gibi bu mekan sahibi arkadaşım. Belki 35 senelik arkadaşım. Yani çocukluğumuzdan beri tanışıyoruz ama o kameralara gözükmek istemedi. Dediğim gibi kamerayı gören herkes ışık tutulmuş tavşan gibi kaçıyor. Evet, ben deniz manzaramızı size şöyle son kez göstereyim. Sonra ben de yavaş yavaş artık içeriye geçeyim. Evet ya, mekan sahibi böyle dostların olunca her şey rahat değil mi? Ayhancığım çok teşekkür ederim. Ben eminim bütün dostlarına zaten böyle davranıyorsundur. Evet, ben mezeleri seçmeye geldim. Normalde masaya ama biz dost olunca mutlaka. Evet, bir de ben biliyorsun hani çok fazla meze sevmiyorum ama yine de bir şeyler atıştırayım diye. Evet, bu galiba atom değil mi? Atom var. Böylece salatası, patates salatası, havuç tarator, bibeş, Rus salatası, yoğurtlu semiz otu, peynir, domates söğüşlü olarak verebiliriz, kavun peynir olarak da verebiliriz, tulum ceviz, patlıcan salatası, şakşuka, atom. Şimdi çeşit bunlar. Haftalık değişimi buluyor, mezelerimiz var. Ya bu bile yeterli aslında. Yani çok fazla tüketilmiyor. Numaramız levrek. Ay evet. Bugün nedense geldim ve Ali'ye bir ilk sordum ne yiyeyim diye. Peydir'de dedim balık yemiyorum. Ben de dedim bir balık yiyeyim en azından dedim. Dışarıda sana, birazcık... Sana da kılçıklı şey, uskum yapacağız. Evet evet. Kılçıkla uğraşmak istemiyorum. Evet. Üst dişlerde daha takılmadı biliyorsun. Somonumuz. Evet. Ben bu somonla bir türlü biz barışamadık somonla. Sanki yurt dışından gelmiş gibi algılandığı için herhalde onda. Ya bilmiyorum, biz pek bir ısınamadık somonla, aramız iyi olmadı. Evet, ben ustamıza da çok teşekkür ediyorum, çok güzel gözüküyor gerçekten mesela. Geçen gün öyle bana özel zaten bir patates yapıldı, çok hoşuma gitmişti. Paylaştım, hatta ben yaptım zannetmişler, tarifini sormuşlar nasıl yaptın diye. Dedim ben yapmamıştım. Vallahi ben artık masama geçeyim. Ben çok fazla bir şey istemiyorum. Zaten bir iki tane istiyorum Ayhancığım. Sağ ol, güzel bir şekilde hazırlatmışsın ama bana bir iki tane yeterli. Çok fazla yemiyorum biliyorsun. Evet ustam, ellerinize sağlık. Evet Ayhan ya, vallahi beni mahcup ediyorsun. Ben hani öyle yemek arayan bir insan değilim aslında. Ne olsa yerdim. Yine buradan da böyle bakmak. Bana 2-3 parça olsa yeter. Amaç dostlarımla benim bir arada gelip böyle rahatça kafamı dinleyebileceğim, rahatça eğlenebileceğim bir yerde. Sağ olasın, zaten o konuda çok çok rahatım. Geldim buradan. Evet, ne uskumruda karar kıldık değil mi? Uskumru. Evet. Balık çeşitlerimiz olarak zaten balkonda konuşmuştuk. İşte somon var, çukra var, levrek var, uskumru var. Tavuk çeşitleri var, kırmızı et çeşitleri. Hepsi mevcut. Yok, bugün nedense şey, bir de böyle diyetteyim epeydir. Evet, sen çok az yiyorsun zaten. Çok az yiyorum biliyorsun, hani yazık ziyan olmasın. Şimdi mısır da getirdiler masaya, yemiyorum yani, ne gerek var? Ya biz bir an yanında patlamış mısır kebabı olarak veriyoruz zaten. Evet ya, ben uskumruyum. Tamam. Son kararım. Evet gece başladı. Ben bu gece yalnız gelmek istemedim. Bas gelin, bas gelin, topuklarım.
gözlüğüm sade sağ askerim, askerim. Bu güzelim sade sağ askerim, askerim. Bilmiyor mu benim sana yandım. Yarın kavar kadar
Hoşça kalın.